Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün otomatik ve manuel kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videoları istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün hem manuel hem de otomatik kayıt sistemi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Otomatik kayıt sistemi yaparken bize yardım edecek olan bir botumuz var. Botumuzun ismi MCAT arkadaşlar. MCAT botu sayesinde kolaylıkla kayıt sistemi oluşturacağız. İsterseniz botu sunucumuza çağırmadan önce sunucuyla alakalı birkaç ayar yapalım. Şimdi Discord sunucumuza geçelim. Bu arada burası benim Discord sunucum. Buraya gelip sohbet edebilir, oyun oynayabilir. Yardıma ihtiyacınız olursa da bana buradan ulaşabilirsiniz kesinlikle. Şimdi yine bir Discord sunucusu açmaya karar verdim. Çünkü bir önceki Discord sunucumuzda M6 botuyla birkaç ayarlamalar yaptık. Kayıt sistemi için M6'nın birkaç ayarını değiştirmem gerekiyordu. Ben de bunu yapmak yerine yeniden sıfır bir sunucu açıp size orada göstermeyi tercih ettim. Bu arada bu M6 kurulum videosunu izlemediyseniz de kesinlikle bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Şu anda zaten kartlarda çıkmıştır. Bu videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Gerçekten faydalı bir video oldu. Bunu da kaçırmayın. Şimdi yeni bir sunucu oluşturalım. Buradan artı ikonuna basıyoruz ve bir sunucu ekleye tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Create my own diye yazıyor. Buradan işte ben buraya ne yazacağım mesela? Kayıt sunucusu yazayım. Şöyle oluştur diyeyim. Yeni sunucumuzu oluşturduk arkadaşlar. Botu sunucumuza çağırmadan önce rollerle alakalı birkaç ayarlamalar yapalım sizinle birlikte. Buradan ayarlara geliyoruz arkadaşlar, sunucu ayarlarına. Buradan rollere tıklıyoruz. Rollerde birkaç tane yeni rol oluşturmamız gerekiyor. Bunları isterseniz oluşturalım. 3 tane yeni rol oluşturuyorum. Birinci rolümüzün ismi bot arkadaşlar. Birinci rolümüzün ismi bot. Bunu tam yetkiyle oluşturup veriyorum botumuza. Tabi botumuzu getirince vereceğiz bu rolü. Şöyle bütün şeyleri açıyorum. Şunu açmıyorum. Bunun nedenini öğrenmek istiyorsanız ilk Discord eğitimimi izlemeyi unutmayın. Şöyle botun altındaki ikinci rolümü oluşturuyorum. Bu rolde mesela ne olsun? Üye rolü olsun. Buradan yeşile kaplıyorum ve bir tanesini işaretliyorum. Şöyle kaydet diyorum. Diğer rolüme geliyorum ve buraya doğrulanmamış üye yazıyorum mesela. Bunun rengini de mor yapayım. Bu arada manuel kayıt sistemini kendi sunucumdaki gibi yapmayı göstereceğim. Şöyle birkaç ayarlamalar yapalım sizlerle birlikte. Şöyle aşağı doğru ineyim. Kullanıcılar kendi isimlerini değiştirmesinler. Bunu ilk önce bir kapatalım. Kesinlikle bunları kapatmayı falan unutmayın. Doğrulanmamış üye dosya eklemesin. Ya da bunlar açık kalsın. Onları kanal ayarlamaları yaparken yapalım. Herkesten bahsetme yetkisini kapatalım. Şu bağlantı yerleştirdi açalım da. Şöyle şuraları görüyorsunuz zaten. Tamam, burayı kaydedebiliriz. Bunları ayarladık. Sonra sıradaki işlemimiz odalardaki rollerin ayarlamalarını yapmak. Şöyle birkaç oda açalım isterseniz. Şöyle yapalım. Bir tane kanal oluşturalım ve kayıt kanalı yazalım mesela. Kayıt kanalı yazalım. Oluşturalım. Böyle bir kanal oluşturduk. Ve bunun şimdi ayarlamalarını yapalım sizlerle birlikte. Kanal ayarlamalarına gelip izinlere tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar artıya tıklayarak rollerimize ekliyoruz. Üye ve doğrulanmamış üyeye ekliyorum. Ve burada birkaç ayarlamalar yapıyorum. Şimdi üye rolünün bu kanalı görmesini istemiyorum. Kayıt olduktan sonra bu kanal gidecek. Üye rolüne sahip olanlar bu kanalı göremeyecek. Bu yüzden buraların hepsini kapatıyorum. Üye rolünün bu odayı görmesini istemiyorum. Buraları kapatıyorum. Everyone için de aynı şeyi yapıyorum. Hiç kimse bu odayı görmesin. Doğrulanmamış üye dışında. Şöyle hepsini çarpıladım. Doğrulanmamış üye rolüne gelip birkaç ayarlamalar yapacağız şimdi. Şunları kapatıyoruz. Mesajlar oku, mesaj gönderi açıyoruz. Şunları kapatıyorum. Şunları da kapatıyorum. Mesaj geçmişini oku. Tüm rollerden bahset diyor. Hayır dedim. Şunları da kapattım. Ve gördüğünüz gibi ayarlamalarım tamamlandı. Bunu şimdi genel chat içinde yapalım. Şunun ismini de chat olarak değiştireyim. Şurayı kaydedeyim. Tamam. İzinlere geliyorum. Yine üye ve doğrulanmamış üyeyi ekliyorum. Buradan üyeler burayı göreceği için siz sen
İstediğiniz gibi kendinize göre ayarlayın. Ben kendime göre ayarlıyorum buraları hemen. Bunları kapatıyorum. Bunu açıyorum. Kapat. 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 Tamam. Doğrulanmamış üyenin bu kanalı görmemesi lazım. Bu yüzden bunun hepsini kapatıyorum. Aynı bu şekilde yaptık. Burayı da kapatabilirsiniz. Ses kanalına geliyorum. Ve buradan yine üye ve doğrulanmamış üyeyi seçiyorum. Bu kanalda üyenin şeylerini açabilirsiniz. İzinleri yönetip pardon kapatıyoruz. Şunu da kapatıyoruz. Şunu da kapatıyoruz. Sadece davet oluştur açık kalıyor. Kanalı görüntüle bağlan konuş. Videoyu kendinize göre açabilirsiniz. Ben kapatıyorum genelde. Bunları kapatıyorum. Ses eylemini kullan. Tamam. Doğrulanmamış üye de bunların hepsini kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar üye rolündeki şunları kapatın. Ben yanlışlıkla açtım. Bunlar kanalınız için çok önemli şeyler. Siz bunları açtığınız zaman ayarlarınızı yönetebilirler. Bunları kapatmayı kesinlikle unutmayın. Kanallarımızdaki ayarlarımızı yaptığımıza göre artık botumuzu çağırma zamanı geldi. Şöyle botumuzu nasıl ekleyebiliriz? Arama kısmına MC at yazıyoruz ve ilk sırada zaten çıkıyor. Sizde çıkmazsa aşağılara bakın. Her türlü çıkıyor arkadaşlar. Şöyle MC at botuna tıklıyoruz. Kendi çıkıyor, paneli çıkıyor arkadaşlar. Buradan davet et'e tıklayacağız. ST at botu da var arkadaşlar. Biz MC at botunu ekleyeceğiz. Şöyle davet et'e tıklıyoruz. Buradan kendi sunucumuz için yetki veriyoruz. Hangi sunucumuza ekleyelim? Şöyle benim sunucum sanırım en aşağıda. Bakalım. Aynen kayıt sunucusu. Şöyle devam et diyorum. Yetkilendire tıklıyorum ve artık bot sunucuma geliyor. Şöyle ben robot değilim'e işaretliyorum. Şöyle benden onay istiyor. Resim soruyor işte. Robot muyum değil miyim onu öğrenmeye çalışıyor şu anda. Birazcık da kasıyor şu an nedense. Şunları bir işaretleyelim şöyle. Devam et diyelim. Hadi tamam. Artık bot şu anda sunucumuza geldi. Şöyle tamam dedik. İsterseniz panelden yapabilirsiniz. Şuradan panele gir diyerek de botun paneline girebilirsiniz. Ama ben Discord'dan anlatacağım. Bu arada sistem mesajı da chat kanalına geldi. Şöyle bot rolünü mecat rolümüze verelim. Mecata. Sonra ayarlardan botumuzun iyi çalışması için roller kısmına gelip mecatı en yukarıya getiriyorum. Mecat zaten yönetici olarak geliyor. Bu ona yetiyor zaten. Artık isterseniz kayıt sistemini yapmaya başlayalım. İlk önce manuel kayıt sistemi yapacağımız için biz mesela şöyle yapıyoruz. Kategori oluşturuyoruz. İşte kayıt diye isim veriyoruz kategorimize. Şunu en yukarıya alıyoruz. Şöyle kategoriyi en yukarıya alıyorum. Mesela bir tane de ses kanalı oluşturuyorum diyelim. Ses teyit diyelim mesela. Şöyle kayıtın hemen altına alalım kategorinin. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi bunu şöyle ayarlıyorum. Bunun üye ile doğrulanmamış üyeyi ekliyorum şöyle. Üyenin bu kanalı görmesini istemiyorum. Şöyle şunların hepsini kapatıyoruz. Üyenin buranın görmesini istemiyoruz. Şöyle doğrulanmamış üyeye geliyorum. Davet oluşturu kapatacağım. Üye olduğunda davet alsın. Bunu görüntüle dedim. Bağlan, konuş, video açsın. Belki bir sorun vardır onu göstermek ister size. Sustur, sırlaştır falan filan bunların hepsini kapatıyorum. Bunu ellemiyorum. yaptım, işaretledim. Tamam. Artık üyeler bu kanalı göremeyecek. Ses teyit kanalını göremeyecek. Ve kayıt kanalını da göremeyecek. Şimdi isterseniz komutlarımıza başlayalım. Odalardaki rollerimizi ayarladık. Şimdi şöyle bir şey var. Sunucuya yeni birisi geldiğinde çevrim içi olarak gözüküyor mesela. Biz bunu bir tane rol vererek düzelteceğim. Bunu da mecat botunun otorol sistemiyle yapacağız. Otorol sistemiyle sunucu yeni giren birisi olduğunda ona otomatikman doğrulanmamış üye verecek ve diğer odaları görmesini engelleyecek. Sadece kayıt odası gözükecek. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada kategori düzenli yaparak da engel olabilirsiniz. Yani şöyle üye rolünü verirsiniz, doğrulanmamış üye verirsiniz mesela. Bunların hepsini şöyle kapatırsanız doğrulanmamış üye olan yetkisi olan bütün roller kullanıcılar bu odaların hiçbirini göremez mesela. Bunların hepsini şöyle kapatabilirsiniz yani. Şunu ellemeyeceğim. Yani bunu her kategori için yapabilirsiniz dediğim gibi. Kategoriyi düzenle
Şöyle sadece doğrulanmamış üyeyi ekleseniz yine yeterli oluyor kayıt sistemi için. Benim yaptığım bütün ayarları yaparsanız siz de kolaylıkla kayıt sistemini elde edebilirsiniz yani. Discord sunucusu için kayıt sistemi güzel olabiliyor yani. Onu da söyleyeyim. Yapmanızı öneririm. Şu kategoride üyenin görmesine engel olacağız. O yüzden buraya üyeyi ekliyorum ve şöyle buraları kapatıyorum. Bunu bir de Evarion'dan kapatacağız. Çünkü bazı rollerde hata olabiliyor ve bu odaları görebiliyorlar. Bu yüzden Evarion'u da kapatmanızı tercih ederim. Şuraları da kapatalım. Sonra doğrulanmamış üyeyi seçip şeyleri oluşturalım. Şunları kapatalım. Kapat, kapat. Gör dedim. Mesaj gönder. Metin okuma değil. Bunu kapat, bunu kapat. Yerleştir dosya ekle. Mesaj geçmişini kapat. Mesaj geçmişini oku. Kapat, kapat bunları. Bağlan, konuş. Video açsın, susturmasın. Şunları kapatalım. Ses eylemini kullan. Şunu kapatmayacağım. Tamam. Bu kadar. Kategorileri de düzenledik. Şimdi komutumuzu yapmaya başlayalım. Dediğim gibi otorol sistemini yapacağız. Mecaat'ın prefiksi ünlem arkadaşlar. Buraya otorol yazıyoruz. Ünlem otorol yazıyoruz ve burada bize nasıl ayarlayabileceğimizi gösteriyor. Şuradan şu komutu kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi otorol sistemini yapacağımız için şöyle bize birkaç şey söylemiş, birkaç komut söylemiş. Bizden istiyor ki rolümüzü ve bir tane log kanalı istiyor. Bunun için şöyle bir şey oluşturalım. Mesela kanal dedim. Kayıt log yazalım. Aynen bu şekilde. Şunu şöyle aşağıya alabiliyor muyum? Ya da şöyle kategoriyi direkt yukarı alayım. Oluyor mu? Yok olmuyor. Neyse kayıt logu işte istiyorsanız chat'in hemen altına alabilirsiniz. İşte izinleri şeyleri koru falan deyip. Şuradan bu oda içinde aynı şeyleri yapın. Doğrulanmamış üyeyi kapatın şöyle. Aynen bu şekilde ayarladıktan sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar kayıt logo etiketliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Rolümüzü sormuş. Rolümüzde sunucuya biri geldiğinde ona ilk vereceğimiz rol doğrulanmamış üye rolüdür. Bunu verdiğimiz zaman enterlıyoruz ve artık rolümüz oluşturuldu. Otorol aktif edildi işte. Olarak güncelledim diyor. Olarak güncelledim diyor. Tamam. Yani sunucuya yeni birisi geldiğinde ona otomatikman doğrulanmamış üye verecek. Ve sunucuda birisi kayıt olduğunda kayıt logu kayıt olduğuna dair bilgi atacak. Gerçekten güzel özellikler bunlar. Mania kayıt için her şeyi tamamladık. Şimdi biz mesela kendi sunucumuzda nasıl kayıt yapıyoruz? Sunucuya yeni birisi geldiği zaman chatten yazıyoruz bizimle konuşmaya girebilir misiniz diye. Girdiğimizde ses teyit odasına giriyoruz. Sohbet ediyoruz. Ondan sonra ismini ve yaşını soruyoruz arkadaşlar. Mesela ismi ne diyeyim? Mehmet diyeyim. Mehmet. Mesela yaşı da 14'müş diyelim. Kaydediyoruz. Buradan arkadaşlar onun doğrulanmamış üyesi oluyor. Biz bunu kaldırıp üye rolünü veriyoruz. Ve artık kaydını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Mantık bunun üzerine. Şöyle Mecat'ın ismini de sıfırlayalım şöyle. Tamam. Yani manuel sistem bu şekilde. Şimdi isterseniz otomatik kayıt sistemine geçelim. Şimdi buraya komutlarımızı yazalım. Buraya arkadaşlar moderasyon 2 yazıyorsunuz. Buradan arkadaşlar en aşağıda kayıt sistemi var gördüğünüz gibi. Bunu kopyalayıp enterlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi komutlarımız var. En aşağıdaki iki tanesi premium özellikli arkadaşlar. Birincisini yapmaya başlayalım. Bu birincisi ne oluyor onu söyleyeyim. Üyelerin kayıt olacağı kanal arkadaşlar. Yani üyeler sadece bu kanaldan kayıt olabilecek. Biz burayı kayıt kanalı olarak işaretliyoruz. Bu arada bu metni kopyalayın. Çünkü iki defa atmanızı isteyecek sizden. Sanırım onay amaçlı. İki defa atmanızı istiyor. Ve ikinci attığınızda da kanalı onaylıyor. Mesela size şunu söyleyeyim. Mesela ünlem kayıt Berke 15 yazdım mesela. Ne oldu? Sadece kayıt kanalında kayıt olabilirsiniz diyor. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. İkinci şeyimizi yazalım. Bu ikinci komutumuzu aldım. Bu ikinci komutta bize ne diyor? Bize üyeler kayıt olduğunda bildirimi nereye atsın? Yani log kanalımız vardı ya. Kayıt log odamız. Aynı bundan bahsediyor arkadaşlar. Birisi kayıt olduğu zaman bunun bildirimini nereye atayım diyor. Biz kayıt log olarak seçiyoruz. Ve bu da onaylanmış oluyor. Üçüncü sistemimize geliyoruz. İsim sistemi. Ne oluyor bu?
benim hani az önce ünlem Berke Akar, şey Berke 15 yazdığım gibi bunu açmaya yarıyor. Bunu açmazsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Kesinlikle bunu da yapmayı unutmayın. Bunu da aynen bu şekilde ekliyorum. Botta birazcık ping var. Birazcık mesaj geç geliyor nedense. Şöyle dördüncü komutumuza geldik. Diyor ki kayıt verilecek rol ayarla. Kayıt verilecek rol ne demek? Sunucuda birisi kayıt olduğunda aynı benim gibi ünlem 15 şey belki 15 yazdığında o kişiye hangi rolü versin? Biz kayıt olanlara üye rolünü vereceğimiz için üye rolünü etiketliyoruz ve enterlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt olan kişiye üye rolünü verecek. Birazcık konuşamıyorum, kusura bakmayın, detone oluyorum. Beşinci şeyimize gelelim. Bu arada şeyler gidiyor, mesajlar siliniyor bir süre sonra. Kayıt sistemi yazarak aynı şeyi geri gelebilirsiniz. Dediğim gibi botta birazcık ping var. Heh, geldi. Biz şunda kaldık. 1, 2, 3, 4, 5. maddedeyiz arkadaşlar. Bu maddemiz ne oluyor? Kayıt alınacak rol. Bu ne oluyor? Hani otorol ayarlamıştık ya, doğrulanmış üye vermiştik. Bu kayıt olduğu zaman üye rolünü veriyor. Kayıt şey doğrulanmış üye rolünü siliyor. Bundan ibaret yani. Bunu da buraya doğrulanmamış üye olarak etiketliyoruz ve enterlıyoruz arkadaşlar. Bu da onaylanıyor. 6. rolümüz arkadaşlar, kayıt sistemini kapat olayı var. Bunu kayıt sistemini kapat yaparak bütün şeyler sıfırlanıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisi de vereyim. Sonuncu maddemize geldik. Sonuncu komutumuz. Bu ne oluyor? Nasıl kayıt olacağını anlatıyor arkadaşlar. Bunu şuradan itibaren değiştirebilirsiniz. İstiyorsanız da böyle de kalabilir arkadaşlar. Bunu da işaretleyin, etiketleyin, pardon, enterlayın. Bu şekilde arkadaşlar bilgi mesajımızı da yayınladık. Bu nasıl, ne oluyor? Birisi sunucuya katıldığında bu odada bir mesaj atıyor. Nasıl kayıt olacağına dair. Şimdi şunu söyleyeyim. Otomatik kayıt sistemi ne işe yarıyor? Şunu söyleyeyim. Sunucuya yeni girdiğinizde arkadaşlar burada size doğrulanmamış üye rolünü veriyor. Siz size bilgilendirme mesajı atacağı için nasıl kayıt olacağınızı biliyorsunuz. Ünlem kayıt yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Sonra Berke 15 yazdım ve benim ismimi hem değiştirecek hem de bana bir rol verecek. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki bana, abi senin ismini değiştirmedi. Çünkü ben sunucunun kurucusuyum. Ben bir üye olsaydım benim ismimi değiştirebilecekti. Ben kurucu olduğum için benim ismimi değiştiremedi. Gördüğünüz gibi doğrulanmamış üyeyi aldı ve bana üye rolünü verdi. Dediğim gibi ben bir üye olsaydım benim ismimi de değiştirebilecekti arkadaşlar. Yani kayıt sistemi bundan ibaret. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Discord eğitimlerinden de istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçek mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.